bir izlenme oranına ulaşmıyor. Çünkü biliyorsunuz izlenmenin artması için çok daha farklı unsurlar gerekiyor. Böyle insanlarımız akılla, projeyle, şununla bununla fazla kafasını yormak istemiyor. Böyle sabun köpüğü gibi konularla ilgilenmek istiyor. Bir vatandaşım, tanıdığım birisi altına yorum yazmış. Ya başkanım artık bırak şehirciliği de demiş. Yani Türkiye'nin gündeminde çok önemli sorunlar var demiş. İşte emeklinin problemi, geçinemiyoruz bilmem ne. Tabii ben ona uzun bir cevap yazdım. Dedim ki sen programı izledin mi? Yok izlememiş. Ya bir tıklayacaksın izleyeceksin. Şehir ve insanı görüyor. Altına diyor ki artık şehir konuşma diyor. İnsanı da konuşma diyor. Neyi konuşalım? Siyasetin sizin gündeminize soktuğu, sizin beyninizi meşgul etmek için her gün başka bir bahaneyle başka bir gündem yarattığı konuları konuşuyor vatandaş. Bir gün bu futbol oluyor, Avrupa Kupası oluyor. Bir gün bir cinayet davası oluyor. Bir gün efendime söyleyeyim emeklinin sorunu oluyor. Son günlerde en güncel konu Türkiye'de bulunan sığınmacılar. Yani mülteci tabir ettiğimiz sığınmacılar. Bunların sayısının kimilerine göre 10-12 milyonu bulduğu söyleniyor ki bu dehşet bir rakam. Bir ülkenin nüfusunun yani 7'de biri, 8'de biri yani her 8 kişiden bir tanesinin mülteci olduğu bir toplumda gerçekten bir sürü ekonomik, sosyal sorunlar yaşanacağı muhakkak. Ama resmi rakamlara göre özellikle Suriye'den Türkiye'ye sığınan insanları 4 milyon olarak tahmin ediyorlar. Biz tabii ki bu 4 milyonu esas alarak bazı öneriler geliştiriyoruz. Daha fazlasını da kaldırabilecek şekilde bir proje hazırladık. Bugün size bunu açıklayacağım. Bu Türkiye'nin gerçekten suni olmayan bir gündemi. Mülteci sorunu, Kayseri'de yaşanan olaylar ve sınır ötesinde Türklerin aleyhine yapılan pek çok saldırılar, bütün bunlar artık bu meselenin ciddi bir sorun haline geldiğini, Suriyeliler açısından da, Türkiye'de yaşayan biz Türkler açısından da artık kaldırılamayacak kadar sıkıştığını gösteriyor. Hakeza uluslararası ilişkiler açısından da daha önce birbirleriyle adeta kavgalı düşman görüntüsü veren Suriye Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerde de değişimler yaşandı. Kendiliğinden olmadı. Biliyorsunuz Astana süreci diye bir süreç var. O bölgeyi ilgilendiren Astana'da yapılan bir anlaşma var. Bunun içinde İran var, Rusya var, Suriye var, Türkiye var. Türkiye'nin Suriye ile aynı platformda birleştiği tek ortam bu Astana süreci. Astana süreci işliyor mu? İşlemiyor gibi gözüküyor ama en azından böyle bir platform tanımlanmış. Bunun içine Suriye ve Türkiye ayrı ayrı yazılmış. Bunun içindeler. Aracılık yapan Rusya ve İran vasıtasıyla da dolaylı bir frenleme içindeler. Diyalog demeyelim, frenleme. Yani birbirlerini yemelerini engelleyen bir süreç bu Astana süreci. İşte tabii ki biz hazırladığımız projede Astana sürecini de dikkate aldık. Böyle bir platformun varlığı büyük bir şanstır Türkiye için. Bunu da dikkate aldık. Ancak ben bugün çok kısaca bir sistemden bahsedeceğim. Ondan önce de gözlüklerimi neden çıkardım onu sizlere kısaca izah edeyim. Bu yaştan sonra gözlükleri çıkartan bir ameliyat oldum. Ve ameliyattan sonra doktorlar böyle bir gözlük verdiler. Programa bununla çıkmayı düşündüm çünkü stüdyonun ışıkları rahatsız ediyor. Güneş ışığında mutlaka bunu kullanın dediler. Ama stüdyonun ışıklarında idare etmek kararı aldım. Çünkü öyle mafya görüntülü biçimde sizlere program sunmak istemedim. Onun için gözlüğü çıkartmamın nedenini kısaca izah etmiş olayım. Ama yolda gelirken, bu stüdyoya gelirken yine Aydın-İzmir otobanının, otoyolunun Aydın içindeki çevre yolu ve son kesiminde bir takım uygulamalar yapılıyor. Aydın'da yapılan şehir hastanesine bir yol yapılacak. Bu yol benim tam 30 yıla yakın bir süre önce önerdiğim 1996'da 28 yıl önce çizdiğim imar planı var. Bu imar planında
bugünkü Toki blokları dediğimiz, benim kurduğum Zeybek mahallesinden Işıklı, Kuyulu, Şevketiye istikametine giden bir tarafta Kadıköy yolu, bir tarafta Işıklı yolu, ikisinin ortasından yeni bir bulvar açtım, çizdim. Kocaman bir bulvar çizdim ve otoyol daha inşa halindeydi. Karayollarına gittim, dedim ki bakın ben Aydın için, Aydın'ın 50 yıllık geleceğini planlıyorum, bir imar planı çizdim. Bu planın gereklerini lütfen otoyolda dikkate alın. Buraya gereken köprüleri, gereken bütün yapıları yapın. Dediler ki, o otoyolu sen karışma. Sen belediye başkanısın, git itfaiye ile efendim yangın söndür. Dedim ki arkadaşlar bak, ayak direteceğim, siz Aydın'ın geleceğiyle oynamayın. Al takke, ver külah, çok büyük kavgalar sonucu, büyük pazarlıklar sonucu benim imar planımda yer alan bugünkü Ali İhsan Paşa Köprüsü'nü, bugünkü Işıklı Köprüsü'nü, Kadıköy Köprüsü'nü, Ovaemir Köprüsü'nü yapma kararı verdiler. Dediler ki, ama bir tane köprü var ki orada ne yol var, ne iz var, hiçbir şey yok kardeşim, bunu yapmayacağız. Hangisi? İşte bugünlerde yapılan Hastane Yolu'nun köprüsü. Yani ileriyi görmek, planlama yapmak, 50 yıllık, 100 yıllık bir projeksiyonla hareket etmek toplumlara daima kazandırıyor. Bunu kim yapacak? Bunu devlet yapacak. Devlet bir şey yapmaya karar verdiği zaman oturup hesabını yapacak, bilimsel olarak araştırmasını yapacak. Bu ülkenin nüfusu ileride ne olur, Aydın'ın nüfusu ne olur, nereye doğru gelişir, nasıl büyür? Bunları hem imar planlarına yansıtacak ki şehirler sağlıklı büyüsün, gelişsin, Aydın'da olduğu gibi. Ya da kağıt üzerine stratejik plan olarak bunları yazacak. Batı'da gelişmiş, çağdaş bütün ülkeler bu planlamayı yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yıllık planından bahsediyoruz. Büyük Orta Doğu Projesi'nden bahsediyoruz. Yani yeni Amerikan yüzyılı, PINAC dedikleri yeni Amerikan yüzyılı projesinden bahsediyoruz. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Türkiye'de hamasi nutuktan başka hiçbir şey yok. Aklımıza geliyor, diyoruz ki Cumhuriyet'in 100. yılında şunu yapalım. Ya böyle bir şey olamaz. Projeksiyon yapmak bilimsel hesap işidir. Plan yapmak ise çok geniş kadrolarla oturup bunların planlanmasıdır. Yatırım planlaması bütçelerine göre, ileride olabilecek olaylara göre yapılan şeylerdir. Buna göre zamanında yapılan doğru yatırım ileride kazandırır. Zamanında hata yaparsanız, Türkiye'deki gibi çürük yönetmelikle çürük bina yaptırırsanız depremde altında kalırsınız. Veya Hüseyin Aksu'nun 30 yıl önce ya şurada Aydın 30 sene sonra büyüyecek, gelişecek, şuraya bir bulvar açılacak, buraya bir köprü lazım dediği zaman o otoban köprüsünü yapsaydınız, şimdi o otobanı böyle kazıp 30 sene sonra köprü yapmak zorunda kalmazsınız. Ben buna hem üzülüyorum hem de yani diyorum ki hata yapmamışım, demek ki doğruymuşum. Uluslararası toplantılara katılıyorum. Bilimsel toplantılar bunlar, sempozyumlar. Orada sunduğum makaleler, yani bilimsel çalışmalarda sonra çok ciddi biçimde destek ve tasvip alıyorum, onay alıyorum. Diyorlar ki doğru bir proje ya, iyi araştırmışsınız. Bugün sunacağım Mezopotamya projesini de Romanya'daki bir bilimsel toplantıda tanıttığımda herkes hayretler içinde, bu kadar mükemmel bir çözüm mülteci sorununa olamaz diye fikir birliği yaptılar. Ama Türkiye'de anlatıyoruz. Siyasi partilerin hepsine gönderiyoruz, milletvekillerine gönderiyoruz, bakanlara gönderiyoruz, CİMER'e gönderiyoruz, Cumhurbaşkanı'na gönderiyoruz. Hiç kimseden bir dönüş yok. Türk medyasına gönderiyoruz. Bakın Türkiye inim inim inliyor. Suriyeli de inim inim inliyor. Türk de inim inim inliyor. Kayseri'de olaylar oluyor. Onun üzerine Suriye sınır ötesinde Türk tır şoförlerini dövüyorlar. Ortalık karman çorman olmuş. Rusya Devlet Başkanı, Türkiye'nin Devlet Başkanı ile oturuyor, konuşuyor. Bunu nasıl çözeriz? Kafalar yoruluyor. Karar alınıyor. Esad'la olan düşmanlık bitsin. Ya yıllardır birbirine düşman olan kişileri bir araya siyaseten, uluslararası siyaset gereği getirebilirsin. Ama buradan ne kadar çözüm çıkar? Kimse sağlıklı bir çözüm araştırmıyor. Üzerinde yıllarca çalışmışız. 2020 yılında yayınlamışız, tam 4 sene geçmiş.
Mezopotamya projesi adı altında yayınladığımız bu projeyi 4 senede sunmadığımız yer kalmamış, kimse de kulağını açıp dinlememiş. Bugün size buradan, TV'den, stüdyosundan anlatacağım. Bir de siz karar verin. Doğru bir çözüm mü, başka çözüm var mı? Ha, çözüm olduğunu iddia eden siyasetçiler var. Bir siyasi partinin genel başkanı diyor ki, ben bunları tutarım kolumdan atarım arkadaş. Ta, yapmayın. Yani siz ülkeye yerleşmiş 4 milyon mülteciyi tek tek tespit edip, arabalara bindirip, sınırın dışına götürüp bırakabilirsiniz. Yani bunu yapmaya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü yeter. Tespit de eder. Ama ne olur biliyor musunuz? Bakın Kayseri'de haklı veya haksız belli sayıda Suriyeli iş yeri basıldı, tahrip edildi diye daha bırakın kolundan tutup atmayı. Türkiye'nin bir kentinin bir sokağında, bir mahallesinde bir Suriyelilere karşı büyük bir tepki oldu. Öyle kolundan tutup atan filan yok. O tepkinin üzerine bile Suriye sınırının ötesinde bir takım güçler, ama provokatif, ama kasıtlı, önemli değil. Bir takım güçler çıkıyor, Türkiye aleyhine bahane buluyor, kalkışmaya yöneliyor. Oradan geçen Türk kim varsa ona adeta saldırıyor. Siz 4 milyon Suriyeli o kapının önüne bir koyun da, Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir kucak açsın. Arkasında bol 10 milyon kişilik silah var. Göndersin o silahlarını, oraya yığsın. Senin gönderdiğin 4 milyon Suriyelinin eline versin silahı. Buna YPG mi der, PKK mı der, başka bir örgüt ismi mi bulur? Türkiye'nin üzerine 4 milyonluk silahlı bir orduyu salarlar bakın. E nasıl kurtulacağız? E bunları işte hazmedelim de efendim Türkiye'ye alışsınlar, ileride entegre olsunlar. Yok. Türkiye'nin demografik yapısını 8 kişiden bir tanesi Suriyeli olan bir Türkiye olamaz. Bu Türkiye'nin sosyal dokusunu bozar, Türkiye'nin etnik dokusunu bozar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir risktir. Tamam, biz misafirperver bir ülkeyiz. Tarih boyunca bu tür mültecileri hep kucak açtık. Çok öncesinden, orta çağdan itibaren, İkinci Dünya Savaşı'na kadar pek çok mülteciye kucak açtık. Ama bunun bir sınırı var. Kendi konforumuzu bırakın, kendi sağlığımızı bırakın, kendi ekonomik sorunlarımızı bir tarafa bırakın. Bizim bir etnik oluşmuş bir Türk milleti tanımımız var, bir kimliğimiz var. Bir seçmen dokumuz var. Sen bunlara işte bir tane daire alana vatandaşlık verirsen veya Türk ordusunun şerefli bildiğimiz bir subayı para karşılığı bunları sınırdan geçirmeye başlarsa bu işin tadı kaçar. Ki kaçmıştır. Onun için çözüm üretilmesi şarttır. Çözümün üretilmesi Sayın Devlet Başkanımızın gidip Esad'la, Suriye Devlet Başkanı'yla randevulaşmasıyla, oturmasıyla, kalkmasıyla filan da çözülmez arkadaş. Bu insanlar için ciddi bir çözüm bulmanız gerekiyor. Bunu bulamazsanız başınız beladadır. Göreceksiniz, bu tür bir proje uygulanmadığı sürece bu mülteci belasından ülkemiz kolay kolay kurtulamayacak. İşte plansızlık, işte devlette ben bilirim anlayışı. Ya ben oturur çözerim, çözmem, düşman olurum, dost olurum. Böyle değil. Bu sirayet etmiş her yere. Karayollarına da sirayet etmiş. Anlatacaktım. Üstüne Mezopotamya projesi geldi. Sabah geliyorum. O benim 28 sene önce çizdiğim, yaptırtamadığım köprüyü yapmaya kalkan müteahhit tam 9 aydır benim otobanımı kapatıyor ya. Ya bir tane köprü yapacaksın. 30 metrelik bir köprü yapacaksın arkadaş. Otobanın 300 metrelik bir yerini kapatsan, şöyle girsem çıksam olacak. 3 kilometre kapatıyor ya. Ya bu nasıl bir şımarıklık, bu nasıl bir bilgisizlik, bu nasıl bir keyfi davranış? Sen devlet adına iş almış bir müteahhitsin. Sen devlet adına koordine eden karayolları şube müdürlüğüsün, bölge müdürlüğüsün, genel müdürlüğüsün. Hiç mi bakmıyorsunuz bunlara? Bunlar detay, önemli değil. Bunları konuşma kardeşim. Bizim geçim sıkıntımız var diyemezsiniz. Böyle başlıyor. Ufak ufak devletin sana, vatandaşa karşı tavrı, vatandaşa karşı tavrı bu. Ben yaptım mı olur. Vatandaş, affedersiniz,
insan değil. Yani hayvan diyecektim, ayıp olur diye söylemedim. Ya vatandaşa böyle muamele eden bir devlet olabilir mi? Devlet vatandaşını gözetecek. Biz de devlet makamında oturduk. Biz o makamda vatandaşın konforu bozulmasın, vatandaşın rahatı kaçmasın, vatandaş trafikte çile çekmesin diye biz ne düşünceler ürettik, ne projeler ürettik, ne kadar sıkıntılar çektik. Aydın'da tam 56 tane bulvar açtım, yüzlerce cadde sokak açtım, altyapı yaptım. Ya bir tek gün sokak kapatmadım arkadaş ya. Bir tek gün bulvar kapatmadım. Vatandaşın rahatını bozacak hiçbir şeye izin vermedim. Bir şeridini kapattım, bir gecede sabaha kadar çalıştım. Yemeden içmeden çalışıp iki günde bitirdim. Şu ihale edilmiş olan hastane bulvarı, onun gereği olan otobandaki bir köprü, emin olun iki ayın içinde biter. Bir yıldır bize çektirmedikleri çile kalmadı. Onunla da bitmiyor. Karayolları asfalt yenileyecekmiş. 9 ay otobana girişi yasakladı yahu. Ya otobana girişi sen nasıl yasaklarsın? Ha alternatif yol varmış. Nerede? Şehrin içinde. Ya şehrin içinde sen kargaşa yaratıyorsun. Yapma. O otoban senin babanın malı değil. Can istediği gibi kapatamazsın. Alternatifler var. Bu memlekette mühendisler var. Bilmiyorsanız öğretelim. Bir asfaltı yenilemek istiyorsan şerit şerit yenileyebilirsin. Bir tane şeridi kapatır yenilersin ama otobanı kapatamazsın. Kapatmayın. Bu memleket sahipsiz değil. Bunu Türkiye'nin her yerinde yapıyorsunuz. Plansız, geleceği görmeyen, 20-30 yıl sonra ne olacağını düşünmeyen yatırımlar. Yenileme adına onu yık yap, bunu yık yap, yaptığımız her şeyi heba eden, bu ülkenin insanın ürettiği katma değeri sokağa atan, çöpe atan bir devlet yatırım anlayışı. Hep bunu söylüyoruz. Bakın geçen de İzmir'e gittim. Çok zamandır İzmir'e gidiş gelişlerimde İzmir'in Çeşme, otoban Çeşme ayrımı, yani Bornova'ya giden ve Çeşme'ye giden ayrımdan itibaren trafik tıkalı. Çevre yolu ya, otobanda trafik tıkalı, işlemiyor, duruyor. Duruyor. Ya baktım ben bir ulaşım mühendisi olarak, bunun nedeni nedir? Çünkü o Karşıyaka tünelinin filan planlanması aşamasında ben belediye başkanıydım. O zaman da söyledim, İzmir bir tane çevre yoluna mahkum ederseniz, o çevre yolu İzmir'in içinde ana bir takım bulvarlar açmazsanız, İzmir'in içindeki trafiği rahatlatmazsanız, o çevre bulvarı İzmir'in tek bulvarı olur, herkes oraya yüklenir. İşte yüklenmiş. Daha Karşıyaka tüneli yapılalı 20 sene oldu ya. El alem Amerikalı 1930'da otoban yapmış hala kullanıyor. Alman 1930'larda otoban yapmış hala kullanıyor. Biz 15 sene önce yaptığımız otoyolda veya çevre yolunda tıkanıp kalıyoruz. Trafik işlemiyor. Neden? Plansızlık, bilgisizlik. Ben yaptım olduculuk. Kapatıver orayı, asfalt dökeceğim. Çiziver oğlum oraya bir tane tünel, vatandaş geçsin. Gelecekte ne olacağını hiç kimse düşünmüyor. Bizim gibi düşünen, geleceği planlayanların da lafına itibar edilmiyor. Ama günü geldiğinde dediğimize de geliyorlar. Ondan sonra yarıyorlar otobanı. Bire mal olacak olan o köprü beşe mal oluyor. Beşe. Parası kimden çıkıyor? Benden, vatandaştan çıkıyor. Vatandaşta para var mı? Yok. Olmayan para çıktığı için fakirleşiyoruz. Fukara bir millet olarak sürünüp gidiyoruz. Neden? Devlet hep hata yapıyor. Çürük bina yaptırtıyor, depremde yıkılıyor. Devlet milli ekonomiden alıp, vergilerden alıp sana bina yapıyor. Devlet otoban yapıyor, yanlış yapıyor, tıkanıyor. Çevre yolu yapıyor, yanlış yapıyor, tıkanıyor. Zamanında hesap kitap yapmıyor, sonradan 30 sene sonra köprü yapmaya kalkıyor, otobanı yıkıyor. Ya yıkılıp yapılan otoban mı var dünyada arkadaş? Yapmayın. Doğru planlama çok önemli. Onun için bugün size sunacağım, vaktimiz de çok daralıyor ama lütfen ekrana yansıtabilir miyiz? Sunacağım Mezopotamya projesi, yansıtmayı tekrarladık, evet. Yansıtma bende var. Mezopotamya projesi adı üstünde Dicle ve Fırat'ın çevrelediği bir havza Mezopotamya. Çok verimli bir havza.
Burada Suriyeli sığınmacıların tampon bölge içinde, tampon bölge dediğimiz 20 bin kilometre karelik bir güvenli bölge hedefledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 30 kilometre sınırdan içeriye doğru bir bant tanımladı. Bunun içinde Afşin de var, bunun içinde Musul'a yakın Dicle'nin kenarında da petrol bölgeleri de var, hepsi var. Bu bölgeyi güvenli bölge olarak Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerinde buraya yerleştirilmesine dair bir projeden bahsediyoruz. Böyle bir proje hazırladık. Bu 20 bin kilometre kare alana 4 milyon Suriyeli'yi nasıl yerleştiririz? Ha, geçmişte Sayın Süleyman Soylu Bakanımız çıktı. Tamam tamam dedi, gönderiyoruz arkadaş. Bak dedi, biriket ev yapıyoruz. Eyvah. Plansızlığın, göstermelik, milleti kandırmalık projelerden bir tanesi daha dedi. Ya biriket ev yapmakla Suriyeli oraya nasıl gider arkadaş? Biriket ev yaptın. Suyu var mı, kanalizasyonu var mı? Hepsini yaptım de. De ki elektriği de var, suyu da var, kanalizasyon da var. Ne yiyecek, ne içecek yahu? Hadi diyelim ki orada tarla var, eksin biçsin. Kaçakçılık yapsın. Onu bırak. İki vatandaş birbirini vurdu. Kim yargılayacak? Trafikte kaza yaptı. Kim tutanak tutacak? Yani devlet olmadan yerleşme olmaz. Dolayısıyla biz bu 20 bin kilometre kare alana adeta bir devlet kuracak gibi yaklaşmak zorundayız. 4 milyon insanı 20 bin kilometrelik bir bandın içine yerleştirecekseniz bir devlette olması gereken bütün unsurlara yer vermek durumundasınız. Bunlar nelerdir? Bir, içinde yaşamak için kentsel yapılanma. Kentsel yapılanma dediğin ev, iş yeri, yani bina, şehir. Şehri kuracaksınız. Ama bunun idari olarak nasıl yönetileceğini de tayin edeceksiniz ve kuracaksınız. İdarenin olduğu her yerde siyaset girer. Bunun siyasi yapılanmasını da planlayacaksınız. Proje böyle olur. Ondan sonra ekonomik yapılanması, o insanlar ne yiyecek, ne içecek, geliri ne kadar olacak, ya bütün bunları planlayacaksınız. O kadar sıcak bir bölgedesiniz ki bu projeyi askeri açıdan da planlayacaksınız. Çünkü çepeçevre bir savaş alanının içine bir şehir kuruyorsunuz, bir yerleşme kuruyorsunuz. Askeri planlamasını da yapmak zorundasınız. Yargı vazgeçilmez bir unsur. Orada yargının nasıl işleyeceğini yargısal açıdan da planlayacaksınız. İnsanlar sağlıkla ilgili hizmeti nasıl alacak? Sağlıkta yapılanma nasıl olacak? Ve en son bir insanın ihtiyacı olan sağlık, eğitim vesaire şu bu hepsini sıraladık. Yargı, sosyal güvenlik, askeri hepsini sıraladık. Ama sosyal ve kültürel ihtiyaçlar nasıl giderilecek? Bunları da planlayacaksınız. Dolayısıyla Mezopotamya projesinin ana başlıkları bunlar. Bu başlıklarda önce tarıma dayalı bir ekonomi ve petrol gelirlerine dayalı bir model geliştirdik. Kişi başına 10 küsür bin dolar yıllık getirisi olan neredeyse Türkiye'den daha zengin bir bölge çıktı. Sosyal kültürel yapıyı tanımladık. Okullar nasıl olacak, sivil toplum platformları nasıl işleyecek, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, sağlık bunlar nasıl işleyecek planladık. İdari yapılanması olarak bu 20 bin kilometrelik, boyu 560 kilometre arkadaş. 30 kilometrelik, 560 kilometrelik bir banttan bahsediyoruz. 20 bin kilometre kare bir alan. Bunu bir büyük şehir, yani bir metropol gibi planladık. Bunu 30'a böldük. 30 tane alt birim ilçe belediyesi gibi hareket edecek. Siyasi yapılanmasını planladık. Vaktimiz kalırsa anlatırız. Siyasi partiler yok ama siyasi bir irade var. Bunlar neye dayalı? O demin bahsettiğimiz Astana sürecinin tanımladığı, yani Rusya, İran, Suriye ve Türkiye'nin kefil olduğu bir siyasi yapı atama yoluyla burayı yönetecek. Sonuçta güvenlik ve askeri yapılanmasını planladık, yargısal yapılanmasını planladık. Şimdi en önemlisi mekansal, yani şehir planlaması. Orada şehir nasıl oturacak?
4 milyon dedik ama 6 milyona göre planladık. Biz 6 milyon nüfus bu 560 kilometreye nasıl oturacak? Çizdik, hazırladık. Neyle geçinecek? Önündeki 30 kilometrelik tarım alanından geçinecek. Nasıl geçinecek? Oranın nasıl parsellenecek? Nasıl sulanacak? Ürünler nasıl toplanacak? Nasıl örgütlenecek? Nasıl nakledilecek? Nasıl ihraç edilecek? Uluslararası ticaret nasıl yapılacak? Bütün bunlar bu projenin içinde planlandı. Böyle bir yaklaşım olmadığı sürece gidip oraya iki tane biriket ev yapmakla kendinizi de kandırmayın, bizi de kandırmayın, Suriyeli'yi de kandırmayın. Olmaz. Ve Suriyelileri göndereceğim. Nereye? Şam'a. Gitmez arkadaş. Olmaz. O insanlar oradan kopmuş. O insanları oradaki yönetim düşman olarak, hain olarak görüyor. Siz onları iade ederseniz Amerika'nın kucağına düşer. Dolayısıyla siz kendiniz bir kucak açacaksınız. 4 milyon zamanda kabul ettiğiniz mülteciye, Türkiye'deki kimseye tanınmayan ayrıcalık, ya istiyorsan kalsın Türkiye'de arkadaş. Ben kimseye ayrıcalık tanımıyorum. Ben başıma gelen belayı savmak için sağlıklı çözüm üretiyorum. Bakın ya Türkiye'de kalacak, ya koluna tutup atacaksınız Amerika'nın eline düşecek terör örgütü olacak, ya da zorlayacaksın Esad bunları imha edecek veya eziyet edecek. Üçü de vahim. Türkiye'de kalması vahim. Amerika'nın eline geçip terör örgütüne katılmaları, 4 milyonluk bir ordudan bahsediyoruz. Dünyanın en vahim şeyi Türkiye'nin beka sorunu haline gelir. Üçüncüsü zorladın, götürdün, Esad'ın eline bıraktın. O insanlara yazık değil mi? Yani dolayısıyla çözüm bu. Orada bir kontrol edilebilen iyi kötü bir tampon bölge var. O tampon bölgeye doğru bir şehircilik örneğiyle, ama sadece şehir kurarak değil, oradaki bütün düzeni, bütün kamu düzenini kurarak bir proje geliştirdik. Şimdi size onun ayrıntılarını anlatmak için çok fazla vaktimiz yok. Açık söyleyelim, yarım saatten az bir sürede bunu anlatmaya çalışacağım. Bir stratejik plan hazırladık önce. Burada uygulama alanının tatbikat projelerinin hazırlanması, yerleşim modelinin idari hukuksal uluslararası hukuk çerçevesinde dokümantasyonu, yerleşimin yaşam ve idari modelinin Astana süreci kapsamında garantör devletler arasında bir protokole bağlanması, yerleşim, yaşam ve idari modelin Birleşmiş Milletler'e sunularak karar taslağı. Bakın uygulamada öyle ben yaptım oldu olmuyor. Türkiye'de devlet sen yaptım oldu dersin, karayolları gibi gelirsin, otobanı kapatırsın, vatandaş mecburen nereye gidecekse gider. Ama uluslararası sektörde bu yok. Dolayısıyla benim hazırladığım bu projede, ya ben proje hazırladım, gidin yapın, böyle bir şey de yok. Bunun yolunu göstermişiz. Astana sürecine göre bir protokole bağlanacak. Ama önce bütün projeler hazırlanacak ki hazırlandı. İdari hukuksal modeli uluslararası hukuka uygunluğu testten geçecek. O model Astana sürecinde bu dört ülkenin gündeminde tartışılacak. Bu dört ülke derse ki, tamam kardeşim, bu insanları bu tampon bölgeye bu proje çerçevesinde yerleştirelim deyip bir protokole imza atarlarsa, bu sefer Amerika karşı çıkabilir, başka ülkeler karşı çıkabilir. Dolayısıyla o protokol Birleşmiş Milletler'e gidecek. Kim adına? Astana Anlaşması'nın katılımcı devletleri adına, dört devlet adına. Birleşmiş Milletler de bunun sunumu yapılacak. Denilecek ki dünya tarihinin en büyük mülteci yerleştirme projesidir bu. Biliyorsunuz geçen sene, geçen yıl Birleşmiş Milletler'de bir temenni kararı alındı. Dünyanın en önemli sorunu mülteci sorunudur. Bitti. Birleşmiş Milletler'e ben Mezopotamya projesini Astana süreci olarak, protokolünü imzalamış olarak götürdüğümde, orada sunumu Putin mi yapar, Sayın Tayyip Erdoğan mı yapar, Esad mı yapar veya İran mı yapar bilemem veya dörtlü mü yaparlar, diyecekler ki, ey Birleşmiş Milletler, siz geçen sene karar aldınız, dünyanın en büyük sorunu mülteci sorunu dediniz. Mülteci sorununun en bariz olduğu yer Türkiye, Suriye, Irak bölgesindeki Mezopotamya alanı. Alın size
mülteci sorununu dünya tarihinde ilk kez çok büyük çapta, 6 milyon mülteciyi yerleştiren çapta bir projeyle geldik. Buna lütfen onay verin, Birleşmiş Milletler bunu uluslararası hukuka göre yasallaştırsın. Bu karar çıkartılacak. Arkasına diyecek ki parasını da verin. Parayı verirler, vermezler. Vermezlere göre biz hesap yaptık. Bunun kaynağı nereden çıkacak? Onun hesaplarını da yaptık. Dolayısıyla böyle bir 36 aylık iş planı hazırladık. 36 ay gibi bir süre içinde Türkiye'de bulunan bütün mülteciler, ki 4 milyon telaffuz ediliyor, muhtemelen 6 milyona çıkabilir. 6 milyon kişilik bir doğrusal 560 kilometrelik bir yerleşim alanına yerleşecek. Şimdi burada medeniyetin beşiği Mezopotamya diye göstermişiz. Buradaki yeşil olan alan. Hakikaten dünya tarihinde medeniyetin beşiği burası ya. Yani Babil'den tutun, efendim Perslerin, Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bu topraklar gerçekten insanları beslemiş. Bugünkü statüsü burada gördüğünüz gibi bir sözde güvenli bölge. Bunun doğu ucunda Rusya hakim, Hatay'a yakın olan batı ucunda PKK unsurları var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu 30 kilometreye 560 kilometrelik bandın tamamına hakim olmasa da şu anda telaffuz ettiği şekliyle biz burada varız demiş. Projenin alanı bu. Şimdi demin bahsettiğim gibi önce kentsel yapılanmayı size anlatalım. En çok onu merak ediyorsunuz. Nasıl yerleşecek? Siyasi yapılanma, idari yapılanma, sosyal yapılanma, hukuksal yapılanma, askeri yapılanma, bunların hepsine vakit kalmayabilir. Ama önce şu kentsel yapılanmayı bir anlatalım. Bu 565 kilometre, 20 bin kilometre kare güvenli bölge tanımını az önce de göstermiştik. Bu başka bir çizimi. Burada 4 milyon sığınmacının iskan edilmesi ve tüm insani gereksinimlerin karşılandığı fiziki, siyasi, askeri, ekonomik, sosyal yönden sürdürülebilir bir yerleşimin oluşması hedeflenmiştir. Kurulacak yerleşim 565 kilometre uzunluğunda bir hat üzerinde planlanmıştır. Projeksiyon nüfusu başlangıçta 4-10 yılda 8 milyon kişi olarak kabul edilmiştir. Yani 8 milyon bugün Türkiye'den gideceklerin sayısı 4 deniyor, 6'ya çıkabilir. Ama oraya yerleştikten sonra çoğalıp 8 milyona çıktıklarında bu şehir patlamasın. Diyoruz ya, uzun vadeli planlama yapın. Şehir 8 milyon kişiye göre planlandı. Türkiye sınırından 30-35 kilometre Suriye tarafında yer alan bu doğrusal yerleşme ikinci bir sivil sınır kimliğinde olacak. İkinci bir sınır teşkil edecek. Yani bir tampon adı üstünde tampon bölge haline gelecek. Yaklaşık 20 bin kilometrelik bu alanın Kaliforniya modeli ile arazi düzenlemeleri yapılacak, toplulaştırma yapılacak ve 30 kilometrelik bandın en alt ucuna şehir yerleşecek. Üst tarafında da tarım yapılacak. Öyle hadi saldım çayıra, bu tarlalar sizin, tarım yapın denmeyecek. Vatandaş orada örgütlenecek. O parseller büyük büyük parsellenecek ve intensif tarım, Kaliforniya modeliyle tarım yapılacak. Dolayısıyla bunları kısa kısa anlatalım. Şimdi 30. kilometrede 565 kilometre boyunca bir kanal açıyoruz. Büyük bir kanal açıyoruz. Çünkü orada tarıma dayalı bir ekonomi planladık, su lazım. Bu kanalın suyu Astana'nın yaptığı protokola göre Türkiye tarafından temin edilecek garantör ülke olarak. Ha, ihlal karşılığında, ihlal olduğu takdirde suyu kesiverirsin. Suyun başı biziz. Bu çok stratejik bir durum. Hemen yanında ortasında bir demiryolu aksı var bakın. Kenarında otoban var. Onun yanında da bulvarlar var. Ondan sonra da binalar var. 560 kilometrelik bir otoban, ortasında tren yolu, kenarında bulvar, kenarında da bir sıra bina. Vatandaş yerleşti. Yani bunların hesapları hep yapıldı. Bakın burada iki sıra koymuşuz. Arsa ve siteler, kent bulvarı, otobanın gelişi, raylı sistem, otobanın gidişi, ikinci bir kent bulvarı, arsa ve siteler, arkasından tekrar bir üç şeritli yol,
ondan sonra bir yükleme alanı, ondan sonra yükleme hangarı, sonra su kanalı, öbür tarafta yine yükleme hangarı ve üç şeritli bir yol. Yani bu su kanalı hem 30 kilometrelik tarım toprağını sulamak için kullanılan bir su kanalı ve aynı zamanda ürünlerin 560 kilometre boyunca çok ucuza nakledilebileceği, içinde hangarlar olan, yükleme merkezleri olan bir ticari ulaşım aksı. Böyle bir planlama gözünüzün önüne getirin. 560 kilometre bu kesitte bir şehir kurun. İşte oraya 8 milyon insan sığıyor arkadaş. Bitti. Önünde ne kalıyor? Önünde 30 kilometre tarım toprağı. Türkiye Cumhuriyeti sınırına kadar bu şehirden, bu kanaldan Türkiye'ye kadar 30 kilometre bir toprak kalıyor. Şimdi burada bakın işaretlemişiz bu tampon bölgeyi. Evet, bunda bölgeleri ayırmışız. Birazdan bu bölgelerin ayrısına gireceğiz. Şu aşağıdaki sarı hat şehir, yani kanal, otoban, raylı sistem vesaire. Arada sanıyorum 7 tane de havaalanı planlandı. Siyasi yapılanmayı kısaca izah edelim ama yani bu siyasi yapılanma aslında tam olarak çözüldü. Birleşmiş Milletler tarafından da onaylanacak Astana sürecinin protokolünde bunlar yazılacak. Nasıl yönetileceği efendime söyleyeyim. Dediğim gibi alanın tamamı bir büyük şehir gibi yönetilecek. İçinde küçük belediyeler yer alacak. 30 tane ilçe belediyesi bakın. Bunlar küçük küçük ilçe belediye. Her birine yine Astana süreci tarafından yönetici atanacak. Belediye başkanı gibi. Yani yerel sorunları çözmek için. Bu bir devlet değil. Burada bir devlet yönetimi yok. Yerel yönetim var. Yerel yönetimin temsilcileri seçimle gelmiyor. Astana ülkeleri tarafından atamayla getiriliyor. Yerel meclisler oluşturuluyor. Muhtarlıklar oluşturuluyor. Tam bir yönetim modeli. Siyasi yapılanma böyle bir şey. Bunun bir batı bölgesi var, birden 10'a kadar ilçe. Bir orta bölgesi var, 10 ilçe. Bir de doğu bölgesi var, 10 ilçe. Bir de bu büyük şehir 3 parçaya bölünüyor. 10 ilçe burada, 10 ilçe ortada, 10 ilçe de doğuda olmak üzere. Bunlar hep önemli. Sosyal yapılanmadan kısaca bahsedelim. Yani burası sadece işte biriketten ev ya da TOKİ modeli ev yaptık, hadi buyurun geçin modeli değil. Burada her türlü bir insanın ihtiyacı olan kişisel güvenlik, sosyal güvenlik, sağlık, trafik, ulaşım konularında örgütlü bir toplumsal yaşam planlandı. Şimdi bunları anlatsak saatler alır. Onun için anlatamıyoruz. Bunun içinde ana başlıklar, sivil toplum örgütleri var, meslek odaları var, sanayi odaları var, esnaf odaları var, sendikalar var, vakıflar, dernekler, kooperatifler, gönüllü sosyal hizmet kuruluşları, hepsi var. Ya bunların hepsi var. Sağlık ve sosyal güvenlik yapılanması, kısa kısa aralarda bunu bahsettik. Bu başlıklarda üst kurullar oluşuyor. O büyükşehirin üst kurulları, burada yine Astana tarafından tayin edilen üst kurullar. Bu üst kurullar ilçe belediyeleri bazında teşkilatlanmak suretiyle sağlık ve sosyal güvenlik yapılanmasını oluşturuyor. Eğitim ve kültürel yapılanma, yine eğitim üst kurulu oluşacak. Okul sistemi, müfredat, Suriye'deki resmi rejim sistemine uyumlu veya ona yakın bir model içinde düzenlenecek. Yarın Suriye ile entegre olsun diye. Yani özellikle sığınmacıların Türkiye'de kaldıkları süre içinde eğitim alamamış çocuklarının eğitimi için özel bir program öngörüldü. Ekonomik, en önemlisi bu. İyi, güzel, şehri beğendik. Trafik güzel işliyor. 560 kilometre hızlı tren var, yük treni var, otoban var, bulvar var, binalar çok güzel, rezidans gibi modern, arkasında kanal var. Kanala yüklemek için yükleme hangarları var, kanalın içinde yüzen şatlar var, küçük deniz yapıları var. Önünde de tarım alanları var. İşte
biz buradaki ekonomik yapılanmayı o tarım alanını tarım parkları adı altında bölgelere bölerek, orada kooperatifleştirerek, ayrıca organize sanayi bölgeleri kurarak, petrol ve doğalgazın üretim ve yönetimini ayrı bir kurula vererek, elektrik üretim ve dağıtımını ayrı bir kurula vererek, su temini ve dağıtımını, sulama yönetimini hakeza teşkilatlandırarak, ulaşım ve lojistik yönetimini ayrı başlıkta toplayarak, merkezi bir ihracat ve pazarlama birimi kurarak ve tabii ki böyle bir şehri bütün dünyadan görmeye, gezmeye gelecekler olanlar vardır. Turizm için de ayrı bir kol oluşturuyoruz. Ekonomik yapılanmanın unsurları bunlar. İhracat, pazarlama var, turizm var, ulaşım var, su temini var, elektrik üretimi var, petrol ve doğalgaz var, sanayi var ama esas üretim tarımda. Tarımda üretim nasıl olacak? Büyük bir toplulaştırma yapılıyor. Tarlalar en küçüğü 240 dönüm olacak. Ha, önce büyük kanalın besleme kaynaklarını gösteriyoruz. Bakın o mavi olan bahsettiğim 560 kilometrelik büyük kanal. Yani şehrin uzadığı kanal. Bu nereden besleniyor? Türkiye'de 1, 2, 3, 4, 5 ayrı sudan var. Bunun içinde Dicle Fırat var. Yani burada Atatürk Barajı, Mardin Barajı, Batman Barajı, Dicle Barajı. Bunlar Atatürk Barajımız var da diğerlerinde özel baraj tesis etmek suretiyle bu kanalı 12 ay düzenli beslemek düşüncesindeyiz. Bunların hepsinin bakın hesapları yapılmış. Burada profilleri var, kesitleri var. Bu kanallar nasıl açılacak? Türkiye'den başlıyor bu projenin inşası. Su temini çok önemli. İşte oradaki tarım alanını şurada gördüğünüz gibi parselliyoruz. Bu Kaliforniya modeli, bu Amerika'dan alınma. Bu fotoğraf Amerikan sistemi. Buradaki bir parsel 300 dönüm. Bakın yollar ne kadar düzenli. Ve bunları bahçe tarımı şeklinde, meyve bahçeleri şeklinde yoğunluklu olarak planlanıyor. Çünkü en yüksek katma değeri getiren tarım türü bu. Bu badem olur, narenci olur, buna benzer şeyler olur. Tabii ki tamamı böyle değil. Burada mısır da olacak, buğday da olacak, pamuk da olacak, hepsi olacak. Ama yoğunluklu olarak bütün planlamanın içinde tarım var. Mesela İsrail bunu yapmış, hem de çok kötü arazilerde yapmış bakın. Bunlar, bu da İsrail modeli. Bu gördüğünüz Kaliforniya modeli. Kaliforniya'daki badem bahçesi. Ucu bucağı yok. Buraya insan eli değmiyor arkadaş. Buraya bir makine geliyor, buduyor. Bir makine geliyor, hasat ediyor. Öyle bir makine ki bademi soyuyor, neredeyse bir paketlemediği kalıyor kardeşim. Ondan sonra benim köylüm bademi efendim eliyle toplayacak da kurutacak, kıracak. Makine yok, bilmem ne yok. Yani maliyetimiz çıkıyor 3 katına. Amerikalı'nın yaptığı, şu bahçede yaptığı bademin maliyeti seninkinin 1/5. Ondan sonra da rekabet et. Ondan sonra diyorsun ki ithalat yapılmasın. Tabii yapılmasın. 5 katı olsun, benim malım olsun. Çünkü ithalat yaparsan benim içerideki çiftçim iyice ölüyor ya. Yapacağınız şey ithalat yapmak suretiyle halka ucuz badem yedirmek, ucuz şeker yedirmek, ucuz şunu bulmak, ucuz bunu bulmak değil. Türkiye'de uluslararası rekabet edebilecek düzeyde tarımsal ürünlerin, hayvancılık ürünlerinin maliyetini aşağı çekmek. Bugün Romanya'da et kilosu Türkiye'de 1000 lira, Romanya'da 250 lira, 1/4. Ben Romanya'dan et mi ithal edeyim? Hayır. Türkiye'deki eti 250 liraya nasıl mal ederim? Onun projesini hazırla arkadaş. Bu ta Cumhuriyet'in kuruluşundan beri var. Osmanlı topraklarında şeker ihtiyacını şeker kamışından bütün dünya sağladığı için bu da daha ziyade güneyde Mısır'dan başlayan topraklarda üretilmiş. Biz o toprakları kaybedince Cumhuriyet kurulmuş, Lozan Anlaşması yapılmış, Türkiye'nin sınırları çizilmiş. Türkiye'de şeker yok. Bir tek Adana'da kısıtlı bir şeker kamışı tarlaları var. İşte Atatürk oturmuş, planlamış. 6 tane şeker fabrikası kurmuş. Fakat bizdeki şeker fabrikalarının maliyeti 27 kuruşmuş. İthal mallar 10 kuruşmuş. Hadi buyurun, şimdiki tablonun da aynısı. Bunlar hep aşılmış. Nasıl aşıldığını şimdi burada anlatmayayım, konumuz değil. Burada konu Mezopotamya projesi kapsamında
götürüp oraya yerleştireceğimiz Suriyeli mültecilere o 20 bin kilometre karelik alanı, 560 kilometre boyu olan, 30 kilometre eni olan o koca alanı öyle bir tarım toprağı haline getireceksiniz ki sulama sistemleriyle vesairesiyle aynen burada gördüğünüz gibi intensif, uluslararası rekabeti sağlayabilecek düzeyde ucuza mal olan bir tarım kenti çıkacak. Bir tarım ülkesi çıkacak. Ha, tekrar edeyim. Ya bunu niye kendimize yapmıyoruz? Yapın arkadaş, yapma diyen mi var? Ama ben şunu söylüyorum, tarım parkları projesini ben Türkiye için de öneriyorum. Ama bizim buradaki konumuz Suriyeli mültecilerden kurtulmak. Kurtulma tabiri hakikaten doğru bir tabir. Atmak değil, satmak değil, öldürtmek değil, bünyemizde hazmedelim deyip kendi dokumuzu, yapımızı bozmak değil, götürüp kolundan tutup atıp onları PKK'lılarla Amerika'nın kucağına bırakmak değil, onları götürüp oraya yerleştirmek. Bunu da Sayın Süleyman Soylu'nun dediği gibi briketten ev yapıp yapamazsın. En modern evi de yapsan gidip orada yaşayamaz. Geçim kaynağı lazım, sosyal düzen lazım, yargı lazım, sosyal güvenlik lazım, sağlık lazım, eğitim lazım. İşte bu proje bunların hepsini hesap eden, uluslararası bir destek almış, Birleşmiş Milletler'in kararı ile onaylanmış ve finanse edilen bir projedir. Bunun gündeme getirilmesi lazım. Yok şununla görüştük, şununla görüşmedik, şununla küstük, şununla barıştıkla bunlar çözülmüyor. Kimse bizi kandırmaya kalkmasın. Bu 4 milyon veya 6 milyon Suriyeli tamam kardeşimizdir. Ama bizim sorunumuz var arkadaş. Biz burada sıkıntı içinde, fakr-ı zaruret içinde yaşamaya çalışan bir ülke konumuna düşmüşken sırtımızda 6 milyon mülteciyi barındıramıyoruz, tahammül edemiyoruz. Ha onların ucuz iş gücünden yararlanıyoruz da şu bu, yok geçin onları. Onların istihdam edildiği her konuda Türk vatandaşı da çalışır mecbur kaldığında. Bir mültecinin çalıştığı her konu Türk vatandaşının işinden olması demektir. Sayın Tarım Bakanı dediği gibi, yok Afganlar olmasa hayvancılık biter. Bitmez arkadaş. Türkiye'de hayvancılık Afganlardan önce de vardı, şimdi de var. Ve en kötü dönemini yaşıyor Afganlarla. Kimseyi kandırmayın. Bize akılcı, ha buradaki gibi doğru düzgün projeler lazım. O bölgeye kuracaksın bilgisayar kontrolü topraksız seralar. Bu şekilde parselasyon yapacaksın. Ve bu şekilde oraya kuracağın 8 milyonluk bir kentte üretim yapacaksın. Tabii ki tarım ürünlerinin işlenmesi lazım. Yine onlar işleyecekler. 15 tane de organize sanayi bölgesi kurulması öngörülmüş. Her iki ilçede bir tane organize sanayi. Her iki ilçenin tarım toprağından elde edilen ürünler o sanayi bölgesinde işleniyor. Sebze var, çiçekçilik var, et süt ürünleri var, hayvancılık var. Bakın burada 15 tane OSEB'nin yerleri gösterilmiş. Tek tek. Aşağı yukarı her 30 kilometrede bir OSB kurulmuş. Kentlerin teknik altyapısı nasıl olacak? Kanalizasyonu, katı atıkları, doğalgazı, elektriği, telekomu, güvenlik gözlemi, yangın ve sivil savunması, bina yönetimi, sicil sistemi. Bakın bütün bunlar hesaplanmış. Vaktimiz olsa bunları uzun uzun anlatsak şurada 2 dakikamız kaldı. Bütün altyapısı buna göre hesaplandı. Bu nedir? Bu aşağı yukarı katı atık merkezleri, tıbbi atıklar, yangın ve itfaiye sistemleri, kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisleri, kimyasal arıtma sistemleri, ham su, içme suyunun arıtma sistemi, kanala gönderdiği su içilebilir bir su değil, nehir suyu. Dolayısıyla arıtılıp ham su haline getirilmesi lazım. Yağmur suyu drenaj sistemleri, doğalgaz sistemleri, merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri, açık alanların aydınlatma sistemleri, telefon ve Wi-Fi sistemi, şehrin tamamında Wi-Fi bedava. Kentin kendi iç güvenlik sistemleri, çünkü çok bir alanda, riskli bir alanda yerleşiyorlar. Güvenlik modeli, izleme ve müdahale sistemleri, yani saymakla bitmez, oradaki kişilere verilecek elektronik kimlik sistemi. Yani oraya ipini koparan gidebilir, çünkü bir vaha yaratıyorsun. Afganlısı da dalar bilmem ne, öyle güzel bir düzenleme yapıldı ki kuş uçmaz, kervan geçer.
Böyle bir sistem. Yani bunları ben tek tek anlatsam 3 hafta 5 hafta anlatmak zorunda kalırız. O nedenle bakın yol geçiş ve kapan sistemleri. Ulaşım ve nakliyede yapılanma demişiz. Raylı sistemden bahsetmişiz. Burada hızlı tren var, yük trenleri var. Yani aşağı yukarı su kanalı var. Büyük kanalın burada ayrıntılarını vermişiz, detaylarını vermişiz. Büyük kanalın inşaatı için dev makinalar kullanması öngörülmüş. İlçe bazında ise bir tane pilot ilçe seçmişim bakın size sunmak için. 21 no'lu ilçe. Tel Beydar ilçesi bunun adı. Tel Beydar. Bütün ilçelere isimleri verildi. Tel Beydar ilçesinde 660 kilometre kare tarım alanı var. 900 hektarda kent oturma alanı var. 1 kilometreye 1 kilometre 1000 dekarlık 660 tane parsel var. 150 tane köy yerleşmesi var. 1500 hektar 340 tane çiftlik yerleşmesi var. İslah edilecek alan 4000 hektar. Mevcut nüfus 44 bin kişi. Eklenecek nüfus 130 bin kişi. Bütün bunlar planlanmış. Bakın oradaki mevcut köyler, bunlar hepsi tasfiye oluyor, yerleştiriliyor. Tek tek tespit edildi bu. 560 kilometrede 3000 küsür köy tespit edildi. Bunlar hepsi metruk, boş. Vaktimiz tükendi. Son olarak bakın parselasyon bu. Her biri 660 tane parsel, her biri 1000 dönüm. Böyle bir örgütlenme düşünün. Ve her biri 1000 dönüm olan parsellerin içindeki yapılanmayı düşünün. Ortada bir tane tarım şantiyesi var. Bütün makineler oradan gidiyor. Yani uzatmayalım, vaktimiz tükendi. Sizler anladınız. Bu bir tarım kooperatifi oluyor. 81 kilometre kare alanda, 81 adet, her biri 1000 dönümlük alanda, her birinin ortasında bir tarım şantiyesi var. Bakın tarım şantiyesinin detayları burada gösterilmiş. Tarım şantiyesinin ortasında, tarım şantiyesi 250 dönüm. Kooperatifin merkezi, makine parkı burada, tohum burada, gübre burada, tarım ilacı burada, sulama sistemlerinin işletmesi, bakımı, hepsi burada. 1000 dönüme hitap eden 250 dönümlük bir tarım şantiyesinden bahsediyoruz. Böyle bir örgütlenme sonucunda 300 dolar dekar başına buğday üretimi, bakın bütün hesaplar mesaplar yapılmış, kişi başına 8300 dolar gelir elde ediyor arkadaşlar. Yani böyle bir geliri kim kaybetmiş de bulmuş. Türkiye daha bu civarlarda zor dolaşıyor. İşte burada bütün ayrıntılar, bütün detaylar, ha bütçe ve keşif özeti toplam 46 milyar dolar. Bizim depreme harcadığımız paranın üçte biri. Buyurun, buyurun. Diyecek laf yok. Yani süremiz tükendiği için bu Mezopotamya projesine umarım Türkiye'nin gündemindeki en önemli konu olarak geçen sığınmacı sorunun çözümünde bu projeyi birileri çıkar, sahip çıkar ve uygular diyorum. Sağlıkla kalın, haftaya görüşmek üzere.